Bir zamanlar İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard uzun bir sefere çıkarken krallığını kardeş Prens John'a emanet etmiş. Ancak kardeşi Nottingham Şerifi ile beraber halka zulüm edip herkesin malına ve parasına el koymuş. O sırada halkın tek umudu zenginlerin parasını alıp yoksullara dağıtan Robin Hood'muş. Soylular onun yakalanması için para ödülü koymuşlar ama Robin Hood, Sherwood ormanında güçlü arkadaşı Küçük John ve yoksullara çorba dağıtan Tuck ile saklanmaktaymış. Bir gün krallıkta bir okçuluk turnuvası düzenlenmiş. Robin Hood da katılmak istiyormuş. Turnuva günü tanınmamak için köylü kılığına girmiş ve kalabalığın arasına karışmış. Turnuvada Prens John'un yanında oturan çocukluk aşkı Marion'u görmüş. Bu arada Robin Hood şerifin dikkatini üzerine çekmiş. Şerif korumaları uyarmış. "Bu yabancı köylüye hiç benzemiyor. Onu yakından izleyeceğim." demiş. Nottingham şerifi okuyla hedefi tam ortasından vurmuş. Şerifin okları hileli olduğu için karşısına kim çıkarsa çıksın kazanan hep kendisi oluyormuş. Turnuva devam ederken Tuck Marion'a gizlice yaklaşıp kulağına fısıldamış. "Sevgili Robin'iniz burada. Gözlerinizi dört açın. Turnuvayı o kazanacak." Prensesin yanakları kızarmış, yıllar sonra Robin'i göreceği için çok heyecanlıymış. Robin Hood son yarışmacı olarak alana çıkmış ve hiç vakit kaybetmeden okunu hedef tahtasına atmış. Robin'in oku, şerifin okunu ikiye bölerek hedefi tam ortadan vurmuş. Marion kazanana dikkatlice bakmış. Evet, bu kesinlikle Robin'miş. Robin ödülünü almaya gittiği zaman şerif onun kostümünü çıkarmış ve herkes onun ünlü hırsız olduğunu anlamış. Yakalanacağını anlayan Robin Hood hızla koşmaya başlamış. Neyse ki korumalar ağır zırhlı kıyafetleri yüzünden yeterince hızlı hareket edemiyorlarmış. Bu sayede Robin altınları alıp oradan kaçmayı başarmış. Robin Hood'u ellerinden kaçıran prens ve şerif sinirden kudurmuşlar. O akşam şerifin aklına bir fikir gelmiş. "Madem Robin'i yakalayamıyoruz, onun bize gelmesini sağlayalım. Robin'in Prenses Marion'a aşık olduğunu duydum. Prensesi şatoya hapsedersek, Robin onu kurtarmaya gelir ve biz de onu bir güzel yakalarız. İşte harika bir plan!" diye bağırmış Prens John gülümseyerek. "O zaman vakit kaybetmeden prensesi hapsedelim." Ertesi gün bütün krallık bu olayı konuşuyormuş. Robin Hood zengin bir soylunun yolunu kesmeye hazırlanırken uşağına söylediği sözleri işitmiş. "Prens John Marion'a hapsetmiş. Prensese bunu yapan kim bilir başkasına neler yapar." Robin öfkeden deliye dönmüş. Küçük John'a seslenmiş. "Çok hızlı hareket etmeliyiz arkadaşım. Yardımına ihtiyacım var." Hava kararınca iki arkadaş kaleye yaklaşmış. Muhafızlar silahlarla devreye geziyorlarmış. Küçük John Robin Hood'a şöyle demiş. "Surların üzerinden atlamak için bu mancığını kullanabilirsin. Ben onları oyalarım." Küçük John muhafızlarla dövüşürken Robin fark edilmeden surların üzerinden atlamış. Robin şatoya girince Nottingham şerifini oklarıyla duvara çivilemiş. Şerif sen sefil bir hırsızsın hırsız diye kekelemiş korkuyla. Robin Hood asıl hırsız sensin demiş ve altınları pencereden dışarı fırlatmış. Muhafızları yenen Küçük John onun attıklarını da toplamaya başarmış. Robin, şatoda Marion'ı bulmuş. Prenses Robin'e, "Siz hem benim hem de bu krallıkta yaşayan herkesin kahramanısınız." demiş. Robin, o an prensese duyguları açma cesareti göstermiş ve oracıkta evlilik teklifinde bulunmuş. Marion, "Hep bu anı hayal ettim." demiş ve teklifini kabul etmiş. Robin prensesi kurtarırken halkın da servetini geri almış. Muhafızlardan kaçmayı başarmış. Sonunda aslan yürekli Richard uzun seferinden dönmüş. Robin Hood onun yokluğunda yaşanan her şeyi kendisine bir bir anlatmış. Kral kardeşine ve şerife büyük bir öfke duyarak onları sonsuza dek hapis cezasına çarptırmış. Kral, "Robin Hood, krallık sen ve arkadaşlarının sadakati ve cesareti sayesinde hala ayakta. Senden en yakın danışmanım olmanı istiyorum." demiş. O günden sonra Robin Hood bir daha hırsızlık yapmak zorunda kalmamış. Halkın alkışları arasında güzel Marion'la evlenmiş. Halka tüm varlığı iade edilmiş. İngiltere'de yaşayanlar daha önce hiç bu kadar mutlu olmamış.
Robin Hood efsanesi de sınırları aşıp bütün dünyaya yayılmış.